Evet arkadaşlar, Gölyazı'da Hasibe ablanın yanındayız. Reçelci Hasibe abla olarak tanınan bir ablamız. Ev yapımı, kendi yaptığı reçeller, pekmezler. Salçalarımız, karanımız. Bakalım kendi anlatsın. Salçalarımız var. Kabak reçeli, ceviz reçeli, böğürtlen, yeşil incir, olgun incir, karpuz, reçellerimiz, salçamız, pekmez çeşitlerimiz, karanımız, zeytinyağı ürünlerimiz. Zeytinyağımız var. Çok güzel doğal bağlarımız var abla. Hasibe abla, hepsini kendin mi yapıyorsun bunları? Hepsini kendim üretmeye çalışıyorum. Ben dışarıdan hiçbir şey koymuyorum. Doğal sancar şekeriyle yapıyorum. Şöyle doğal yabani zeytinyağımız var. Özel bir yağımızdır bu. Buzlu börümüz. Karalı közümüz. Elma sirkemiz. Enginar sirkemiz. Alı sirkemiz. Bunlar tamamen benim ev yapımlarım. Maşallah ablacığım. Bayağı bir çeşidin var. Evet. Seviyorum, üretmeyi seviyorum. Tüketmeyi pek sevmiyorum. Patlıcan reçelimiz. Oo, çok güzel. Domates reçelimiz. Aslında bronşit hastaları için çam kozalak özümüz. Tamamen dağdan toplayıp yapıyorum. Yaban mersini de öyle. Karadut. Aynı zamanda reçeli ve özü var. Çıtır kabak reçelimiz. Yeşil incir reçelimiz. Portakal reçelimiz. Tamamen el emeği, kıvrak doğramaları yapıyorum. Salça, acılı, tatlı. Kudret narımız, tarlada yetiştirdiklerimi yapıyorum genellikle. Dışarıdan bir şey almıyorum. Değişik acılı salçalarımız, soslarımız, turşularımız, zeytinlerimiz. Evet, turşuları da gördüm. Hepsi doğal. Maşallah. Hasibe ablamız çok amarat. Çok teşekkür ederim. Hasibe abla, Gölyazı'ya geldiklerinde seni nasıl bulacaklar? Gölyazı'ya gel, mezarlığı geçtikten sonra hemen burada çadırımızı görecekler. İlk girişte sağda. Evet, 50 örgü filelerimiz var burada. Evet. Tamamen bunlar el. Poşetlere para vermiyoruz artık. Doğayı da kirletmiyoruz aynı zamanda. Tamamen bunlar el örgüsü böyle. Filelerimiz. Çeşit çeşit. Gelsinler, buyursunlar. Almak önemli değil. Gelsinler. Görsünler diyorsun. Görsünler. Evet. Bekleriz ablacığım her zaman. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Teşekkür ederim.